Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bir deneyimimden bahsedeceğim. İnternette ve YouTube kanallarında meşhur dolaşan 1 litre sütten 1,5 kilogram kaşar peyniri tarifi ile ilgili sizinle deneyimi paylaşacağım. Bu nasıl yapıldığını anlatacağım öncelikle ve kıvamını, tadını size anlatacağım. Bir daha bu kaşar peynirini yapar mıyım? Yapmaz mıyım? Size tavsiye eder miyim? Bu deneyimi sizinle paylaşacağım. Hadi Tarifimize geçelim. 1 litre sütümüz var. 1 litre sütümüzün içerisine 50 gram tereyağımızı ilave ediyoruz. Bu arada 200 gram kadar kaşar peynirimizi de güzelce rendeliyoruz. Bu arada tereyağımız bir taraftan eriyor. Sütümüz de aşağıda kaynıyor. Bunun içerisine bir çay kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ve rendelemiş olduğumuz kaşar peynirimizi bu karışımımızın içerisine ekliyoruz. güzelce karıştırıyoruz. Bu arada üzerine bir su bardağı mısır nişastamızı ilave ediyoruz. Güzelce e, mısır nişastası karışana kadar e, içine atmış olduğumuz kaşar peyniri eriyene kadar karıştırıyoruz. Aşağıda orta hararette bir ateşimiz var güzelce karıştıra karıştıra kaşar peynirimizi eritiyoruz. Gittikçe de eriyecek. Bu arada kıvamı da artacak. Evet kaşar peyniri içerisinde eridi. Ve yavaş yavaş kıvamının artması için pişirmeye devam ediyoruz. Evet, kıvamı muhallebi kıvamına gelecek, koyu bir muhallebi kıvamına geldiği zaman ocağımızın altını kapatacağız. Bu arada bu süt kaplarının üst kısmını kestim. Bunu da kalıp olarak kullanacağız. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa bir borcamın içerisine ya da bir kalıp gibi bir şey içerisine döküp de soğutabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz karışımı bu süt kalıbının içerisine boşaltıyoruz. Güzelce sallıyorum. Bunu buzdolabına koyacağız. Buzdolabında bir gece bekletebilirsiniz. Eğer ben sabredemiyorum derseniz 6-8 saat sonra da kullanabilirsiniz. Buzdolabından çıkarabilirsiniz. Ben bir gece beklettim ve sabahleyin de bu şekilde çıktı. Kalıp gibi çıkıyor. Şimdi sizinle beraber dilimleyelim. Görüntüsü bir kaşar peyniri görüntüsünde. Gördüğünüz gibi yani e, görüntü olarak kaşar peyniri gibi görünüyor ancak böyle gördüğünüz gibi hiçbir e, mukavemeti yok. E, böyle parçalanıyor hatta biraz muhallebi e, kıvamından bir tık daha fazla. Tadı da kesinlikle kaşar peyniri tadında değil sadece tadı nasıl söyleyeyim e, kaşar peynirli muhallebi tadında. Kıvamının daha sert olmasını isterseniz biraz daha nişasta koymanız gerekiyor ama buna da hiç gerek yok. Bu zaten bir tost ekmeğine koyduğunuz zaman erimeyecektir. Bu tamamen bir sahte kaşar. Bir daha yapar mıyım? Arkadaşlar kesinlikle bir daha yapmam. Malzemenize yazık, emeğinize yazık, harcadığınız harcadığınız elektriğe yazık doğalgası yazık. Lütfen bu tarifi kesinlikle ve kesinlikle yapmayın e, yapan ve tavsiye eden kanallara da itibar etmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın hoşça kalın. Bu arada gerçek kaşar peyniri tarifim var O tarifimi de açıklamalara ekleyeceğim İzlemeyi unutmayın yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.